Yaş aldıkçadan merhaba sevgili konuklar. Bugünkü konuğumuz Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hatice Sütçü. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş bulduk. Programımıza konuk olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Bu nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiniz. Uzun yıllardır çünkü bugün konuşacağımız konu üzerinde ciddi okumalarım ve takiplerim oldu. Bu nedenle ben de rahatlıkla katkı sağlayabilmeyi isterim. Bizim programımız için sizinle değineceğimiz konular çok önemli. Evet. Çünkü sizinle sağlıklı yaşlanmayı, sağlıklı yaş almayı konuşmayı hedefledik. Aktif yaşlanma çok önemli. Yaşlanma ve yaş alma şeklinde belirtecek olursak da sizin zaten çok aktif bir yaşamınız da var. Aynı zamanda emekli albaysınız da. Evet. Ve bu konuda belki daha disiplinli bir yaşam stiline sahip olma açısından hem donanımınız sayesinde hem de yapmış olduğunuz daha önceki mesleğiniz de sayesinde daha çok katkı sağlayabileceğinize inanıyorum bu programda. Dilerseniz sağlıklı yaşlanmadan bahsedelim önce. Evet. Sağlıklı yaşlanma özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün 2000'li yıllardan sonra çok önemli vurguladığı bir konu. Çünkü bütün dünya yaşlanıyor, Avrupa daha büyük bir hızla yaşlanıyor. Çünkü zaten Covid döneminde de gündeme geldi fazlaca. Ciddi oranda %10'ların üzerinde toplumu yaşlı olan ülkeler mevcut. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı yaşlanma üzerine önem vermekte ve bunu tanımlarken her yaştaki bireyin sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde, aktif bir şekilde özellikle sosyal katılımının yüksek olduğu bir hayat sürmesini öneriyor. Öyle ki bütün üye ülkelere bunlarla ilgili tavsiyelerde bulunuyor. Bu bağlamda ve sağlıklı yaşlanma süreci tanımın içerisinde de olduğu gibi aslında doğumla birlikte başlayan bir süreç. Yani ben yaşlandım, 60-65 yaşıma geldim, sağlıklı davranışlar geliştireyim değil aslında. Yaşlanma süreci özellikle 50 yaştan sonra daha hızlı giden ve sınırlılıkları hissedilen bir süreç. Ancak biz bilinçlendiğimiz andan itibaren bireysel olarak sorumluluğumuz sağlıklı yaşlanmak. Sağlıklı yaşlanmanın içerisinde hep aklımıza gelen sadece biyolojik, fiziksel olarak sağlıklı yaşlanma değil. Aynı zamanda zihinsel olarak da, duygusal olarak da, toplumsal olarak da sağlıklı yaşlanmamız lazım. Elbette. Neden Dünya Sağlık Örgütü özellikle aktif yaşlanma, yaşlının aktif olmasına vurgu yapıyor? Şimdi kendisi yaş ortalaması artmış bir toplumun da insan gücü olarak topluma katkı sağlaması bir boyutu. Diğer boyutu bireylerin ileri yaşlarda toplumdan tecrit edilmemesi. Çünkü biliyoruz ki dünyanın en büyük sorunu mesela küresel ısınma. Diğer ikinci sorunu aslında çok da konuşulmayan yalnızlaşma, yalnızlaşan evet. bir toplum. Evet. Şimdi düşünün bizden önceki nesil daha fazla yaşlıların içinde tutuyordu, toplumun çekirdek ailenin içinde tutuyordu. Şu anda bizim çocuklarımız bile şu anda bireyselleşti. Evet. Bizim yaşlandığımız süreç içerisinde biz tamamen yalnız yaşlılar olarak söyleyeceğiz. Avrupa bu şekilde zaten giderek artan, düşünün dünya genelinde %40 oranında yaşlıların yalnız yaşadıklarına vurgu yapılıyor. Hı. Bu bağlamda yaş ilerledikçe bireyi toplumun içerisinde aktif olarak, katılımlı olarak tutma çabaları var. Ama bunun da kişinin kendisine bireysel bir yatırım yapması gereğini doğuruyor bu durumda. Nasıl? Dediğim gibi biyolojik, fizyolojik olarak, psikolojik olarak, zihinsel olarak sağlıklı yaşlanma gündeme geliyor.
Bunu kendimize sorumluluğumuz. Tabii aslında sağlıklı yaşlanma anne karnından başlıyor, biliyor musunuz? Hani bilinçlendikten sonra diyorum ama halk sağlığında bir motto vardır, çok severim. Bir insanı sağlıklı olması anneannesinin üniversite mezunu olmasına bağlıdır derler. Şimdi bir düşünürsünüz bu ne demek diye. Şu demek, insan döllendikten sonra, hatta annesinin babasının bile sağlığı genetiği etkiliyor biliyorsunuz. Ondan sonra sağlıklı bir ortamda döllenme, sağlıklı bir annenin taşıması hem fiziksel hem fizyolojik olarak ve travmalara, enfeksiyon hastalıklarına maruz kalmaması, iyi beslenmesi, işte annenin kan değeri düşünebiliyor musunuz? Şeydeki demir düzeyi çocuğun doğduğu andan itibaren %5 IQ'sunu etkiliyor. Yani hiç hesaba katmadığımız bir şey gibi. Sonra annenin sigara kullanması çocuğun ileride akciğer sağlığını etkiliyor. Solunum yolu enfeksiyonları ve akciğer sağlığı, KOAH, astıma daha fazla yatkınlığını sağlıyor. Yani döllendiği andan itibaren aslında sağlıklı yaşlanma kavramı gündeme gelmesi gerekiyor. Bireyler keşke bunun bilincinde olarak aslında çocuk sahibi Kesinlikle. Olsalar Hatice Hanım. Bunu hep söylüyoruz. Yani sadece fiziksel açıdan değil, birçok açıdan, zihinsel, psikolojik açıdan da keşke öncesinde zaten ebeveyn olmadan bunun bir testi, sınavı olsa, ne olmasa, eğitimi olsa. Çünkü elbette çocuk büyütmek, bir çocuk sahibi olmak çok önemlidir. Evet. Ancak birçok açıdan da bunun getirilerini öngörmek de bence çok önemlidir. Mesela ben tabii ki bilmiyordum annenin demirinin çocuğunun IQ'sunu bile etkilediğini. Çünkü çocuk annenden aldığı demirle doğuyor. Onun için dışarıdan demir takviyesi oluyor. İşte yani buna baktığımızda önemli olan sağlıklı bireyler yetiştirmekken bazen şeyi sorgulamıyoruz sanırım toplum olarak. Sadece bu toplum değil sanırım dünya olarak da bir çocuğu dünyaya getirirken kendi ihtiyacımızı, kendi o sevgi, şefkat evet. ihtiyacımızı gidermek için mi? Yoksa sağlıklı, güzel yetiştireceğimiz bir bireyi evet. hayata getirmek için mi diye. Umuyorum ki bundan sonraki süreçlerde öyle olsun ama şu anda şöyle de bir umudum var. Sizinle konuştuğumuz konuyla da çok bağlantılı. Evet. Daha geçmişte yaş almış bireyler, ben artık yaşlandım, bunu yapamıyorum. Bir şeyleri yapamamanın yaşlılıkla bağlantılı olduğunu düşünürlerdi ve çok da normal kabul edilirdi. Mesela ben çocukken yaşlı bir ninenin evinden hiç çıkmayıp yürümemesi bana çok normal gelirdi. Öyle görmüştüm bulunduğum ortamda. Yaşlı diye etiketliyoruz ama evet. önce yaşlılar kendini etiketliyorlar değil Aynen mi? Aynen öyle. Ve enteresan olan dünyadaki yaşlılar daha aktifler. Ben Anadolu'da söyleyeyim. Özellikle çocuklarını evlendirdikten sonra yaşı ne olursa olsun bir eve çekilme ve evet. aktivitelerden çekilme eğiliminde özellikle anneler. Evet. Ya da şöyle de bir durum var. Kilo verme belki hani evet. bir kilo problemi olan bir birey 50-55 yaştan sonra kendisini öyle kabul etme durumu oluyor bireylerde. Evet kilo problemim var, sağlık problemim var. Aslında hepsi birbiriyle çok bağlantılı. Evet, çok Ama belli bir yaşa geldikten sonra şöyle de bir cümle var. Yeni gelin olacak değilim. Toplumun kullandığı cümleler. Evlenecek değilim ya. Halbuki gençliğe bağlanan, gençlikte yapılan aktivitelerin aslında yaş aldıktan sonra yapılmayacağı için içe dönük olmamaktan kaynaklı hayatımızı düzene sokma isteğimiz olmuyor. Yani bir bireyin sağlıklı beslenmesi, hı hı. aktivite, egzersiz yapması, kendisini hayata çok daha güzel hazırlaması çünkü 60 yaşındaki bir birey de kendini hayata hazırlayabilir. Ama biz onu
sanki toplum olarak bir kenarda bırakıyoruz. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Yani artık yeniden ben genç değilim artık, yapmak zorunda değilim. Ben artık böyleyim. Siz kendiniz yapın, siz gençsiniz. Halbuki yaşam devam ediyor. Kesinlikle devam ediyor. Yani 50 yaş, yani bir limit değil aslında ama aslında yani yaşlılığımıza yatırım yapmamız, her yaşta sağlıklı davranışlar geliştirmemiz ve bunun en önemli bileşenleri de aslında beslenme ile aktivite. Hı hı. Birlikte zaten yani 50 yaştan önce dengeli, yani hem beslenme hem de aktivite çok önemli. 50 yaştan sonra aktivitenin önemi daha çok artıyor. Aktiviteyle birlikte çünkü şeker, insülin direnci kırılıyor şekerin kontrolünde. Asıl tansiyon en yaygın yaşlı bireylerde görülen, hatta şu anda gençlere, daha genç yaşlara evet. kadar geldi. Evet. Benim yaşlarımdakiler çok önceden başladılar, özellikle stresli işlerde çalışan arkadaşlar. Tansiyon ilacına ihtiyacınızı azaltıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tansiyon kontrolünüzü artırıyor. Ve egzersiz yaptıkça çoğu insan bilmez, endorfin salınıyor. Yani mutluluk hormonunu vücut kendi kendine salgılıyor. Bunun da ölçüsü, şimdi dediniz çekiniyorlar diye. Tabii erken yaşta başlamak lazım. Bu bir yaşam tarzı aslında, sağlıklı evet. şey. Onun için anneannemize bağlı dedim. Şimdi benim şansım yok. Benim anneannem de, annem de üniversite mezunu değildi. Ancak benim torunlarım için. Ancak bizden geçti mi? Ya da bizden büyük nesilden geçti mi bağlamında? Hayır, geçmedi. Her an tren kaçmadı. Her an yakalayabiliriz bunu. Bu çok önemli. Evet. Ve yapacağımız en önemli şey bir egzersiz. Bunun da şeyi nedir derseniz, ideali her gün. Hı hı. Hiç yapamıyorsanız 5 gün, hiç yapamıyorsanız 3 gün. Ama en son zamanlarda da en çok tanımlanan günde 10.000 adım ideali. Onu yapamıyorsanız 7.500. Hiç yapamıyorsanız 5.000 adım diye. Şimdi artık uygulamalar var telefonda. Bizim adımlarımızı sayıyorlar. Yani yaşlı bireyler belki bunları kullanarak da yaşamlarını düzenleyebilirler. Bak bugün ne kadar yürümüşüm. Hem motive de eder kendisini. Tabii. Bu bir boyutu egzersiz açısından. Egzersiz inanılmaz faydalı. Kalp damar hastalıkları, tansiyon, şeker, insülin direnci, mutluluk, zinde olma. Zaten bazı insanlarda bağımlılıktır. Çünkü endorfin dediğim gibi mutluluk hormonu da salgılattığı için ayrı kalamaz egzersiz hareket yapmamaktan. Diğer boyutu da beslenme. Zaten insanoğlu çok uzun yıllardan beri sağlıklı yaşlanma ya da yaşamı uzatma, ölümü geciktirme kavramı içerisinde en etkili şeylerden belki de en tepedeki beslenme. Şeker içeriği yüksek. Bu aklımıza geldiği zaman beyaz şeker anlamında değil. Mesela rafine edilmiş, undan yapılmış ekmek, pirinç en fazla şekeri yükseltecek şeyler. Paketlenmiş ürünlerin tamamından uzak kalmak. Ve peki ne olması gerekir derseniz, özellikle taze sebze meyve, bol renkli. Bol renkli, ya ne kadar renkliyse o kadar faydalı. İşte karadut gibi, böğürtlen gibi, kırmızı lahana gibi, işte en çok brokoli, nar. Biz bu açıdan Kıbrıs Adası çok şanslı. Nar, greyfurt açısından. Tabii buraya hemen parantez açmam lazım. İlaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Greyfurtun çünkü sınırlı. Günde 2'ye kadar, evet. mümkün olduğu kadar. Yani onun sağlıklı insan için bile 2 ile sınırlandırılmış. Büyük bir nimet ada için. Çünkü antioksidan dediğimiz yaşlanmayı geciktiren şeyleri içeriyor. Özellikle narenciyeler. Onlardan faydalanma açısından. Ama aktif olmak. Evet. Her zaman vurgulanan. Ve gene son zamanlarda sıkça konuşulan, yani herkesin de duymuş olduğu aralıklı oruç ya da oruç tutma hı hı. kavramı. Bunun anlamı da şu, 14 saatten sonra aç kalmak, ama bu şey değil, aç kalmak tam bir açlık değil, mutlaka su alıyorsunuz. Kalori içermeyen şeyler alabilirsiniz, kahve gibi. Bu 14 saatten sonra hücre diyor ki artık bana dışarıdan besin gelmeyecek. Ben artık atıkları temizleyeyim diyor. Düşünün
parçalanmış organeller, istenmeyen protein ve bir anlamda gençleşme, yaşlanmayı uzatma sürecini sağlıyor aralıklı oruç. Hiç yapılamıyorsa haftada 3 gün 14 saatin üzerinde, yani bu da en az 16 saat yapıyor. Kişi bunu kendine göre ayarlayabilir. İşte akşam tavsiye edilen de aslında çoğunlukla o, akşam yemeğinin 7'den önce bitmiş olması. Çünkü zaten sindirim enzimleri de bitiyor ve bir sürü karaciğer hastalığı, tansiyon, uyku bozuklukları, bir sürü şey neden o. 7'den sonra mutlaka sadece su alınacaksa sabaha kadar hesaplayacak, saatini tutacak ama suyu ihmal etmeyecek. Su da zaten yaşlanma, sağlıklı yaşlanma sürecinin önemli bir bileşeni. Onu da ihmal etmeyecek. Onun da şeyi kişinin kilosuna bağlı aslında. Evet. Ortalama olarak 30 cc gibi hesaplarsak, ben 60 kiloysam 3 kere 6, 18, 1800 cc. İşte 1,5 litre ve şeyi onun üzerinden ölçebilir. Bardak hesabı, bardak 200 cc'dir. Ama bunun anlamı bir anda benim bu kadar su almam gerekiyor da hızlı hızlı içmek değil, en çok yapılan aynen hata. Zamana, uyanık kaldığımız zamana yaymak. Ortalama insanlar uyanık kaldığı süreç içerisinde bir saat içerisinde bir bardak gibi şey bile tükürse ciddi bir anlam. Ama tabii terledikçe, ateş olduğu süreçte mesela bizim mevsimimizde bu sıvıyı artırmak lazım. Hı hı. Mutlaka su alımı önemli, vurgulanıyor diyette. Bu çok önemli bir detay çünkü ben kendi yaş grubumda da bunu görüyorum. 20'li yaşların sonunda 30'lu yaşlardaki birçok arkadaşım aslında yeterli suyu içmiyor ve gazlı içecekler çok evet. fazla, zaten alkol kullanımı ve su tüketimi çok çok düşük. Adada kahve. Evet. İnanılmaz gün içerisinde kahve 2'den evet. üstü bir süre sonra inkontinans riski gibi. Özellikle kadınlarda idrarını tutamamanın en büyük sebeplerinden birisi oluyor. Çoğu insan bunun farkında değil. Evet, güne başlarken bir bardak su içmeden, ben son 3 yıldır güne mutlaka suyla başlıyorum. Belli bir miktar suyu içmeden evet, metabolizma hızlandırıyor. Ayılamıyorum. Yani nedendir bilmiyorum. Belki psikolojiktir ama suyla güne başlamıyorsam baş ağrım oluyor. Beyin sağlığı için su çok çok önemli. Çok çok önemli. Ama bazı insanlar su yerine o ihtiyacını hemen kahve içerek, Türk kahvesi, yanında sigara ve bu alışkanlıklar da devam ediyor. Ya da şöyle, sohbetin yanında kahve elbette çok güzeldir. Kahve seven birisi olarak söylüyorum bunu ama her sohbette evimize gelen ya da buluştuğumuz her insanla bir kahve içmek, onu kahveyle taçlandırmak ne kadar doğrudur? Evet. Yani belki buradan kahvenin de aslında vücudumuza bir noktadan sonra sadece bir içecek kafein. Gözüyle, evet su gibi bir içecek gözüyle bakmamak lazım belki. Tabii kesinlikle. Zaten kahve içmenin de bir şeyi var. Öncesinde çok su, sonrasında çok su şeklinde evet. ne takip etmesi gerekiyor. Şeyden bahsettik, kilo çok önemli. Özellikle bel çevresi, yani kilonun dağılımı. Biz bakıyoruz kilo olarak, benim boyuma baktım, kiloma baktım ama nerede lokasyon, nerede kilo almışım? Özellikle bel çevresi çok önemli. Yani kadınlarda 88, erkeklerde 92 gibi bir sınır. Ve bu arttıkça kalp hastalığı, tansiyon, kanser, özellikle de prostat kanseri erkeklerde, kadınlarda da meme kanseri riski arttığı gösterilmiş. Bu bağlamda yani buradan bile takip edebiliriz. Ancak şöyle bir yanılgı var. Dediniz ya, bu saatten sonra ben bir şey yapamam evet. yanılgısı. Hayır. Hedeflerimiz çok küçük olacak. Benim hesapladım 20 kilo fazlam var diyen bir birey, ilk başta 20 kilonun %10'u ne? 2. Benim hedefim 2 kilo vermek. Küçük hedeflerle onu gerçekleştirebilir. Ve aralıklı oruç mesela çok hızlı kilo almaya katkı sağlıyor sağlıklı bir şekilde. Tabii bunu aralıklı oluşu yanlış anlaşılmasın. Herkes uygun olmayabilir. Kronik hastalığı olanlar, böbrek hastalıkları gibi düzenli ilaç kullanması gerekenler, onları şey tutuyorum yani. Hiçbir kronik hastalığı olmayan mutlaka doktoruna danışarak yapması gerekiyor. Bu bağlamda onu da hatırlatayım. Besinlerin içeriği önemli. Yani yaş ilerledikçe biz mutlaka kalitesini artırmalıyız. Kaliteli proteinler almalıyız.
Mesela gene ada bu konuda aslında şanslı olması gerekirken ben balık tüketimin çok fazla olmadığını evet. gördüm mesela omega evet. 3 açısından ve pek çok şey var. Sağlıklı yaşlanmada önemli bir etkisi var. Mesela balık tüketimi de önemli yaşlanma sürecinde. Belli bir her ailenin küçük toplumdan bakacak olursak evet. büyük topluma her ailenin bence kendi kültürü var ve bu kültürün içerisinde davranış, mimikler bile aktarılıyor. Evet, aynen ve beslenme, egzersiz mesela bunlar hı-hı. çok önemli. Dürüst olmak gerekirse kendim için spor yapmak eziyet gibi bir şey. Çünkü hiçbir şekilde spor geçmişi olan birisi değilim. Ve bence beslenme de bir kültür. Çünkü örneğin bir aileye dışarıdan baktığınızda bir toplantıda, bir aile toplantısında neler tükettikleri. Bir gün bir ortamda bulundum yakın zamanda. Ve o ortamda benim kendi öğrencilerim de vardı. Hem aile ortamımda hem de kendi öğrencilerim de geldi. Ve bunlar 10-11 yaşında çocuklar. Sofralar kuruldu, sohbet edilecek, yanında bir şeyler içilecek vesaire derken masadaki her şey çok sağlıklıydı. Evet. Ve bu çok hoşuma gitti ve o çocuklar o kadar merakla, o kadar iştahla o sağlıklı besinleri tükettiler ki çok hoşuma gitti. Çünkü geçmişte şöyle düşünülürdü ve bunu o akşamda konuştuk. Biz zamanında çok fazla pasta yiyemedik, biz hı-hı. zamanında çok fazla pizza yiyemedik, bizim imkanımız yoktu çocuğumuz evet. yesin. Sanki çok çok önemli, besin değeri yüksek gıdalarmış gibi çocuklarına bunu sunma ya da işte biz yemiş alamıyorduk, çocuğumuz oturuyorsa bir ortamda o zaman cips koyalım. Mesela o akşam orada o ortamda paketlenmiş hiçbir gıda yoktu ve o çocukların o beslenme kültürüne sahip olduğunu görmek beni hem çok aydınlattı hem de çok sevindirdi. Çünkü bir kerevizi alıp o kadar iştahla yiyen çocuk daha önce görmemiştim mesela. Ama demek ki bu alıştırılabiliyor ve bu kültür aileden bahsettiğiniz gibi programın başında aileden gelebiliyor. İnsan ilk ömrün ilk iki yılında ne tadarsa ömür boyunca da o lezzetleri arıyormuş. Biz de genelde sakınıyoruz baharatlıyı. Mesela baharatlı verilmez de mesela daha çocuğa püreler değil mi? Süzerek iki ay her şeyi tatması gerek. Tabii sağlıklı besinler bağlamında sebzeler işte sevmez çocuk brokoli mi yer? Yer niye yemesin yani? Haşlayarak, hafif haşlayarak önüne koyduğunda zaten onun desteklenmesi gerekiyor. Evet. Kendi yeme alışkanlığının da evet. çocuklarda. Bunu desteklemek artık birçok kişi eğitimli ve artık evet. bu bilincin de yayılması gerekiyor sanırım. Yani dünyanın sonuymuş gibi sağlıksız besin tüketmek. Evet iştah çok önüne geçilmesi kolay bir şey değil ama geçilmesi gerekiyor. Yani o iradeyi artık kazanmamız lazım. Çünkü son zamanlarda bilmiyorum benim mi çok gözüme batıyor. Çünkü bir istatistik yapılmadı ülkemizde ama gördüğüm kadarıyla haberlerde kalp krizleri çok arttı. Sağlık problemleri zaten çok fazla var. Ve bunu sadece artık çok fazla kanser var. İşte aşı yapıldık. Toplum içerisinde konuşulan cümleler olarak söylüyorum. Doğruluğunu düşündüğüm ya da buradan doğru olduğu için aktarıyor değilim. Ama kalp krizleri aşıdan oluyor vesaire gibi böyle hep bir sebep bulma. Ama biz bunu yaşamamak için... O aslında kolayı yani evet. kontrol edemeyeceğim bir şey gibi görünüyor. Evet. Halbuki hiçbir zaman geç değil. Onunla ilgili yapılması gereken neyse yapılması gerekiyor. İşte bu da kilo kontrolü, düzgün beslenme ve egzersiz en başta, sağlıklı davranışlar geliştirme önemli. Aslında bir diğer bileşen de var, uyku. Hı hı. Beslenmeyle de ilişki. Mesela yetersiz uyuduğunuz zaman beslenme davranışınız da değişiyor. Evet. Yani daha fazla şekerli gıda tüketmeye meylediyormuş insanlar. Ve yaşlılarda da uyku kalitesi biraz değişiyor. Hı. Ama bütün yaşam boyunca beynin en büyük
şeyi olan, koruyucusu, tazeleyicisi olan uyku 7-8 saat ortalama. Yani kişiden kişiye değişmekle birlikte. Çünkü beyin kendini temizliyor. Ertesi gün karar verme kabiliyetleriniz ona göre değişiyor. Dinç kalkıyorsunuz, zihninizi kullanıyorsunuz. İşte yeme davranışlarını da etkiliyor dediğim gibi. Ve tavsiye edilen de uyku hijyeni dediğimiz, ışık olmayan, gürültünün olmadığı ve mümkünse sağ yana ya da sol yana yatacak şekilde. Çünkü o zaman beyin daha iyi kendini temizleyebiliyor şeklinde önerilerde bulunuluyor. Bunun yanı sıra belki uyku ve uyku uyuduktan sonra yeni güne başlarken hangi uğraşlarla günümüze başladığımız, yani örneğin mutlaka yaş almış bireyler erken güne başlar. Ben en azından o benim tavsiye edilen bir şey zaten evet. Aslında 5'te 6'da mesela daha dün arkadaşlarımla şunu konuştuk, acaba biz aynı alışkanlığı verecek miyiz? Çünkü ben kendi anneannemden şunu hatırlıyorum, her sabah uyandığımızda evin içerisinde ada çayı kokusu vardı. Çok. Mutlaka ada çayı içerdi. Şimdi biz bu uğraşlar içerisinde işte şuraya yetişmem lazım, bugün bu işim var, smoothie yapıp çıkayım. Bazen işte bir ekmeğin üstüne peynir koyayım, arabada yiyip gideyim. Bazen hiçbir şey yemeye vaktim yok. Hiçbir şey yiyemediğim için belli bir saat sonra yiyeyim gibi bir düzensizlik sahibiyken aslında gerçekten doğru bir düzene sahip olan yaş almış bireylerin de var olduğunu söylemeliyiz belki burada, ama uyuduktan sonra yeni güne başladıklarında nelerle uğraştıkları da sanırım çok önemli. Yani gün içerisindeki tabii sosyal yaşlılar daha sağlıklı yaşlanıyorlar ve tavsiye edilen de o sosyal bir şekilde ve bizim toplumumuzda mesela torunlara, çocuklara katkı sağlayan yaşlılar zihinsel olarak da daha aktif oluyorlar ve mutlu oluyorlar. Zaten yaşlanma sürecinde yalnız kalmamalarını istiyoruz. Toplumun içerisinde, aile içerisinde ne kadar tutarsak o kadar da sağlıklı bir şekilde yaşlanarak mutlu bir şekilde hayatlarını sürdürebiliyorlar. Hatice Hanım, programımızın sonuna nasıl geldiğimizi anlamadım bugün. Aslında daha çok konuşacak evet, şey vardı aslında. Çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten bu konuyu bizi izleyenlere, yaş almış bireylere ve bence gençlere de, çünkü hepimiz yaş alıyoruz, iletmek, aktarabilmek istiyorum. Çünkü çok önemli. Hayata bir kez geliyoruz ve bunu ne kadar iyi yaşarsak, ne kadar sağlıklı, her açıdan sağlıklı ilerletirsek o kadar önemli. Çünkü kendimizi yıpratmamız, yaşamımızdaki insanları yıpratmamız, sağlıklı devam etmemiz, bunların hepsini bir sepetin içine alırsak, bazı şeyleri elememiz, bazı şeyleri bırakmamız, evet, böyle devam etmemiz gerekiyor. O yüzden bugün verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. Ben çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sevgili konuklar, Yaş Aldıkça'nın sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın, sağlık ve huzurla kalın.